Merhaba değerli ikinci sınıf öğrencilerimiz, hoş geldiniz. 20. haftanın çözümlerinde birlikteyiz. Hadi gelin beraber başlayalım vakit kaybetmeden Türkçe ile değerli arkadaşlar. Bakın kavramların çağrıştırdıkları demiş. Biz bunu ileride kavram haritası ile adlandıracağız değerli arkadaşlar. Ortada verilen varlık ya da kavramları çağrıştıran mesela sonbahar deyince onların aklına ne gelmiş? Göçmen kuşlar değil mi? Kuşlar sıcak yerlere göçüyorlar. Mesela başka ne olabilir arkadaşlar sonbaharda? Neler oluyor? Evet duyuyorum sizi. Sanki yaprakların döküldüğünü söylüyorsunuz. Bakın portakal da değil mi? Portakal mevsimi de geliyor. Devam edelim. Sarıdır değil mi? Yapraklar sarardığı için etraf sarı olur. Ve arkadaşlar yağmurlar başlar. Evet. Siz buraya isterseniz yapraklar dökülür diye de yazılabilirsiniz. Burada aklımıza gelen şeyleri oklar çıkararak gösterdik değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki orman deyince aklımıza ne geliyor? Bakın arkadaşlar burada ağaç gelmiş. Oksijen değil mi? Ormanda oksijen boldur. Doğadır orman kesinlikle. Sağlıktır. Sizin aklınıza neler geliyor acaba? Siz de farklı şeyler yazabilirsiniz. Yani bunun illa bir tek cevabı yok. Buradakiler olmak zorunda değil. Mesela siz orman deyince aklınıza kuşlar geliyor olabilir, geyikler geliyor olabilir, ceylanlar geliyor olabilir. Farklı şeyler çağrıştırıyor olabilir değerli arkadaşlar. Eğitim. Evet okul olur. Değil mi? Öğrenci olur. Efendim bilim olur. Öğretmen olur. Kitap olur. Defter olur. Müdür olur. Değil mi? Değişik kavramlarda eğitimle ilgili aklımıza gelebilir. İletişim. Evet, başkalarıyla iletişime geçmek. Cep telefonu çok direkt aklımıza gelecek cevap. Televizyon da bir iletişim aracı. Yine internet de bugün günümüzde en önemli iletişim aracı. Ve gazete de değil mi? Eskilerde birazcık daha önemliydi ama şu an yerini biraz daha ne aldı? İnternet aldı değerli arkadaşlar. Geldik matematiğe. Evet değerli arkadaşım. Geometrik örüntüler çok zevklidir bunlar. Bakın belirli bir sıraya göre ilerlemiş değil mi? Önce bir küp, sonra üçgen prizma, sonra silindir, sonra küp. O zaman yine ne gelecek hemen yanında? Bir üçgen prizma, sonra silindir, sonra yine bir küp. İkinciye bakalım değerli arkadaşım. Ne olmuş? Bir bakın. Kare, kare, üçgen, dikdörtgen. Kare, kare, üçgen, dikdörtgen, kare, kare, sonra üçgen gelecek değil mi arkadaşım? Harikasın. Bakalım içi dolu bir daire değil mi? Çember, çember, üçgen, daire. Sonra ne gelecek arkadaşlar? Evet bir tane daha çember, sonra çember, sonra üçgen, sonra daire, sonra çember, sonra çember, sonra üçgen. Biliyorsunuz arkadaşlar İçi boşsa böyle çember olur, çember. Ama bir geometrik şeklin içi doluysa yine yuvarlak olan ona biz ne diyeceğiz? Daire diyeceğiz değerli arkadaşlar unutmayalım. Haydi bakalım. Bakın bir başka örüntü. A A B A A B sonra A A B diye gitmiş. Siz de diyor buna uygun bir örüntü yapın. Harf verelim. Burada mesela buna L dersem, buna K dersem L, K, K, L, K, K, L, K, K. Burada ise bakın harf verirsem B, B, C, D, B, B. Bakın burada farklı bir şey oldu. Çünkü buna farklı harf vermem lazım. C, D, B, B, C, D şeklinde ilerlemiş olacağız değerli arkadaşlar. Bir başka örüntümüz geldi. Hadi ona bakalım. Bakın. Buna V dersem bu Y olsun. Siz istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Burada önemli olan aynı şekiller aynı harflere vermek. Bakın üçgenlere Z dedik. Kareye V demiştik. Dikdörtgene Y demiştik. Üçgenlere Z, V, Y, Z, Z. Buraya bakalım. Çemberimiz var. E, F, F, G, E, F, F, G, E, F, F, G. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Kodlamamızı yapmış olduk. Devam edelim matematikle. Örüntülerdeki eksik bırakılan şekilleri bulalım. Evet arkadaşlar bize bir örüntü verilmiş. Bakın dikdörtgen dikdörtgen bir kırmızı diğer bir dikdörtgen üçgen. Dikdörtgen dikdörtgen neyimiz eksik? Evet harikasınız tabii ki de
dikdörtgenimiz eksik. Bakın yuvarlak, buna huni diyoruz. Evet, çember huni huni üçgen. Çember huni huni. Huni huni'den sonra ne geldi? Huni huni ilginç oldu değil mi? Evet, üçgenimiz geldi, haklısın. Küp küp kare prizma, üçgen silindir. Küp küp kare prizma, üçgen silindir. Sonra ne oluyor arkadaşım? Evet, küp küp olması için küpümüz gelmeliydi. Aferin sana. Buyur devam edelim. Bakın aşağıda bir adımı verilen örüntüleri devam ettiriniz demiş değerli arkadaşlar. Bakın kare, üçgen, üçgen, kare. Ne olacak yine? Üçgen, üçgen, kare. Sonra kare, üçgen, üçgen, kare. Aferin, çok iyi. Kare, kare, üçgen, dikdörtgen. Yine ne gelecek? Kare, kare, üçgen, dikdörtgen. Ondan sonra kare, kare, üçgen ve dikdörtgen şeklinde gideceğiz değerli arkadaşlar. Çember, çember, üçgen, kare. Çember, çember, üçgen, kare. Çember, çember, üçgen ve kare şeklinde ilerleyeceğiz. Harikasınız. Evet, hemen şuradaki örüntülerimize de bakalım. Burada da ne olmuş? Bakın, üçgen, daha çember, çember, üçgen, üçgen. Burada bitmiş örüntümüz arkadaşlar. Dikkat edin. Burada örüntü bitti. Aynı örüntü bir burada, bir de burada tekrarlanmış. Burada örüntümüz bitti bakın. Tekrar başa döndüm. Üçgen, kare, çember, çember. Üçgen, kare, çember, çember. Bakın burada örüntümüz çemberle başlayıp çemberle bitiyor. Çemberle başladı, çemberle bitti. Çemberle başladı, çemberle bitti değerli arkadaşım. Evet, devam ediyoruz o halde. Ve geldik hayat bilgisi, en sevdiğimiz. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar, burada bizden taşıtları eşleştirmemiz istemiş. Bakın, trenimiz nerede çalışır değerli arkadaşlar? Trenimiz demir yolunda çalışır. Uçağımız bir hava taşıtıdır. Otobüsümüz bir kara taşıtıdır. Değil mi arkadaşlar? Bisikleti de biz herhalde karada sürüyoruz. Denizde değil. Evet. Kamyon da bir kara taşıtı. Deniz taşıtı olan sadece burada bir gemi ve neyimiz var? Sandalımız var değerli arkadaşlar. Evet. Bunun adını biliyorsunuz değil mi? Tramvay. Metro da olabilir. Evet. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Acaba bunları kim kullanır? Evet. Uçağı kullanana ne diyoruz? Pilot. Evet arkadaşlar. Bakın bu metroları, tramvayları kullanana vatman diyoruz. Bakın makinist demiyoruz. Makinist kimler? Makinist arkadaşlar treni kullananlar. Yine arabayı kullananlar şoför oluyor. Araba da güzelmiş hani. Evet güzel bir arabaymış. Kamyonu da şoför kullanır. Gemiyi kim kullanır? Kaptan kullanır. Arkadaşlar bu da büyük bir seyahat gemisi. Bu da tramvay arkadaşlar. Bu birazcık daha tramvay. Evet, onu da vatman. Yani metro ve tramvayı vatman kullanır. Evet. Bu arada bir soru soralım. Bir pilotla bir kaptan. Evet, hadi bakalım kim bilecek? Ne konuşurlar? Evet, bir pilotla bir kaptan karşı karşıya gelince ne konuşurlar? Evet, biraz esprili olsun. Arkadaşlar pilot havadan, kaptan da sudan, yani havadan sudan konuşurlar. Evet devam ediyoruz efendim. 21. haftaya gelmişiz. Duralım burada. 21. haftada çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Görüşürüz.